En çok ne yer? Hiç ne yemez mesela Deniz Akkaya? Yemediğim şey? Benim yemediğim şudur bir, dediğiniz şey yok. Bir şey var mı? Yani sevmediğim şeyler var. O da işte... Mesela hiç yemediğiniz şey nedir? Bamya. Hiç sevmem. En çok yediğiniz şey nedir? En çok yediğim şey... Bir saniye. En çok yediğim şey... Ya protein, et. Et çok seviyorum. Kızım da çok seviyor. Ben et obur bir insanım. Ama yemediğim, yani tadını sevmediğim şeyler dışında yemediğim bir şey yok. Her şeyi yiyorum. Ya şimdi 41 yaşında Türkiye'de kadınların çoğu sizin gibi değil. Evet. Olmaları için çok kısa ne yapmalar lazım söyleyin. Maalesef onu çok kısa özetleyemiyorum. Çünkü bu bir ya bu benim işim olduğu için. Yani şimdi bazen hanımlar şey diyorlar. Ben bunların hepsini yapsam. Evet, onların hepsini yapsan sen de benden iyi olursun. Zaten olay orada. Ve yapmak zorunda yani aslında. Ya benim kadar fit gözükmek zorunda değil kimse. Yani sadece şunu söyleyeyim. Fit olmak çok ucuz. Ama fitin üstüne geçip bambaşka, yani 20 yaşındakinden iyi gözükmek istiyorsan bunun için biraz para harcamak gerekiyor. Ama fit olmak istiyorsan, fit olmak dünyanın, yani baklagil yiyerek çok ciddi zayıflayabilirsin. Bir kere şunu söyleyeyim hanımlara. Hayatınızdan bu ekmek işini çıkaracaksınız. Pilav, makarna işini çıkaracaksınız. Ben pilav yiyorum ama ben dünyadaki fitness şampiyonlarıyla antrenman yapan bir antrenörle çalışıyorum. Kendisi de defalarca kez şampiyon olmuş bir isimle, Yiğit Hoca ile çalışıyorum. Bizim işimiz vücudumuzla heykeltıraş gibi uğraşmak. Yani benim işte bir ay sonra ben hayatımda en çok mayo çekimini 20 yaşında yapmıştım. Bundan sonra şu an o rekorumu kırmak üzereyim 40 yaşımda. Bu sene bir mayo kampanyası çektim. Şimdi bir ay sonra bir daha çekeceğim. Baklava falan var mı karnınızda? Şimdi tatilden yeni döndüm. Bizim baklavalarımız işte biz böyle şey gibi çalışıyoruz. Yani mesela ırmak ünalım fiziği o anlamda çok iyi mesela, değil mi? Ama ırmak iyi bir ırmak fitness modeli. Ama fitness modeli olmakla benim yaptığım iş bazı işlerdeki modellik bambaşka. Farklı. Irmağın mesela... Siz o kadar kaslı olmak istemiyorsunuz zaten. Hayır, ben onun kadar kaslı olurum ama bir kere zaten aramızdaki boy farkı nedeniyle farklı duracaktır. Ben bu kas konusunda da Türkiye'de bu böyle bir programda bitmez. Çok yanlış algılar, işte yanlış kendini rahatlatacak yanlış cümleler. İşte o kadın çok kaslı, öyle olmak istemiyorum. O zaten bir hayatı adamak. Adamak yani böyle bir adanışla olan. Kendini kandırma cümleleri onlar işte. Yani ırmağın vücudu bir adamayla olur.